Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte biraz önce dünya lansmanı yapılan Samsung Galaxy S21 ailesine göz atacağız. Hemen şu anda masanın üzerinde görüyorsunuz. 3 tane telefon tanıtıldı arkadaşlar bu akşam. Şu görmüş olduğunuz S21, S21 Plus ve S21 Ultra olmak üzere 3 farklı cep telefonu tanıtıldı. Şimdi birazdan onların detaylarına geleceğim ama bir küçük bir aksesuar daha var. O da lansmanda tanıtıldı. Samsung Galaxy Buds Pro kablosuz kulak içi kulaklık. Bunun da detaylarını ayrı bir videoda size aktaracağım. O videoyu da yine YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Şimdi gelin Samsung Galaxy S21'in özellikleriyle başlayalım. Galaxy S21'i elimizde görüyorsunuz. Oldukça şık bir tasarım var. Böyle hemen yaptığımız gibi biraz fiziksel görünümünden bahsetmek istiyorum. Şu anda yan yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir açma kapama tuşumuz, ses açma kapama tuşumuzu yine yanda görüyoruz. Diğer yan tarafta ise herhangi bir düğme vesaire bulunmuyor. Sadece gördüğünüz gibi şu kısımlarda anten bağlantılarını görebiliyoruz. Alt kısma baktığımızda tip C bağlantısı bizleri karşılıyor ve SIM kart yuvamız da yine alt kısımda konumlandırılmış. Aynı zamanda bir de hoparlör yuvasının olduğunu söyleyelim. Üst kısımda ise 2 adet mikrofon deliği bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında başka bir bağlantı vesaire bulunmuyor. Şimdi cihazın arka tarafına geçtiğimizde ise 3 tane kameramızı görüyorsunuz. Yeri gelmişken o kameralardan da bahsedeceğim ama birazdan o detayları vereceğim. Bu arada bir farklılık var arkadaşlar. Şu kısımdaki bu kamera çıkıntısını görüyorsunuz. Bu artık alüminyumdan, daha önceki modelde camdı. Biraz daha tasarıma entegre edilmiş bu sayede. Bir çıkıntı yine var ama özellikle şu geçiş tarafında oldukça yumuşak bir geçiş olduğunu söylemek isterim. LED lambamız yine üst kısımda bulunuyor. Bu arada Samsung Galaxy S21'in arka yüzeyi Glastic adı verilen plastik cam karışımı çok daha dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Ön taraf ise Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Onu da söylemiş olayım. Samsung Galaxy S21'in teknik özelliklerine bakacak olursak şu anda ekranda da gördüğünüz gibi 6.2 inçlik bir ekranımız var. 2400'e 1080 piksel. Samsung'un Exynos 2100 işlemcisini kullanıyor. En azından Türkiye'deki sürümler. Böyle olacak arkadaşlar. Bu arada Exynos 2100'ün 5 nanometre teknolojisine sahip bir işlemci olduğunu söylemekte fayda var. Yani yeni nesil bir işlemci. Artı bu biliyorsunuz Snapdragon'lu versiyonu da olacak bu telefonun. Snapdragon'u çok karşılaştırılıyordu. Bu konuda Samsung ciddi iyileştirmeler yapmış. Onu da tabii ki şu anda bizim gözlemlememiz pek mümkün olmasa da teste geldiğinde detaylı bir testte pil ömrü ve diğer konulardaki Exynos'un farklılıklarını ortaya koyacağımızı söyleyelim. 8 GB RAM var arkadaşlar bu üründe. 128 GB depolama alanımız mevcut. Android 11 işletim sistemine geliyor. Kamera tarafında ise az önce göstermiştim. Şöyle yine çevireyim. Üçlü bir kameramız var demiştik. 12 megapiksellik f1.8 kamera. Onun yanında 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ultra geniş açı ve 64 megapiksellik f2 diyaframlı bir telefotonun olduğunu belirtelim. Ön kamera ise şöyle bir açalım. Tam ortaya konumlandırılmış delik şeklinde şu anda ekranda görüyorsunuz. Ön kameramızın ise f2.2 diyaframlı ve 10 megapiksel olduğunu belirtelim. Pil tarafında arkadaşlar 4000 mAh'lik bir pil bizi karşılıyor Samsung Galaxy S21'de. Samsung Galaxy S21 ailesinin tamamında olduğu gibi S21 modelinde de arkadaşlar 25 Watt'lık bir kablolu hızlı şarj özelliği bulunuyor. Kablosuz hızlı şarj ise 15 watt iken ters şarj özelliği de bulunuyor. Bunun da gücü ise 9 watt olarak belirlenmiş durumda. Bütün ailenin olduğu gibi yine S21'de de 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. Bu da özellikle oyunlarda ya da benzeri işte film izlerken vesaire gibi alanlarda çok işimize yarayacak bir özellik. Bu adaptif olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani telefon otomatik olarak yaptığınız işleme göre örneğin oyun oynarken daha yükseltebiliyor ya da film izlerken daha yüksek bir frekans değerinde tutabiliyor. Ama diyelim ki bir şey okurken, bir mesaj okurken bu kadar yüksek frekans değeri gerekmediği için, yenileme hızı gerekmediği için otomatik olarak sizin yerinize telefon bunları ayarlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy S21 modelinde arkadaşlar 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi 6E. Bakın Wi-Fi 6 değil, Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E 6 sürümünden biraz daha hızlı bir Wi-Fi teknolojisi bulunuyor. Bunu da belirtelim. 9 farklı renk seçeneğinde olduğunu söylemekte fayda var. Bu arada yakın zamanda ülkemizde de kullanılmaya başlayan eSIM desteğinin Samsung Galaxy S21 modelinde bulunduğunu söylemekte fayda var. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S21 Plus modeline. Aslında tasarım olarak arkadaşlar hemen hemen S21 ile aynı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yine yan yüzde görüyoruz açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşunun dışında başka bir tuşumuz bulunmuyor arkadaşlar. Diğer yan yüzde yine hiçbir şey yok.
Sadece anten bağlantılarını görüyoruz. Alt yüzde ise yine S21'de olduğu gibi SIM kart yuvası, tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışı dışında başka bir çıkış veya bağlantı bulunmuyor. Üst kısımda ise 2 adet yine mikrofon deliği mevcut arkadaşlar. Arka tarafa geçecek olursak aslında yine S21'de olduğu gibi üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. Hemen yukarı kısma yakın bir yerde bir LED lambamız var. Yine bu alüminyum çerçeve S21 modelinde de karşımıza çıkıyor. Yani aslında şöyle, boyutlarını saymazsak aslında S21 ile S21 Plus arasında çok da büyük bir fark görünmüyor. Yani tasarım anlamında söylüyorum bunu arkadaşlar. Tabii ki donanım ve diğer özellikler tarafında farklılıklar var. Şimdi isterseniz onlara geçelim. Şimdi Samsung Galaxy S21 Plus'ın teknik özelliklerine geçecek olursak 6.7 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ekran çözünürlüğü 2400'e 1080 piksel. Yine Samsung Exynos 2100 işlemci kullanıyor. 8 GB RAM bu üründe de var. Seçenek olarak depolama tarafında ise 128 veya 256 seçenekleri olacak. Android 11 işletim sistemimiz var. Kamera tarafında S21 ile aynı özelliklere sahip kameralar var. Yani 12-12-64, 12 ana kameramız, 12 megapiksel ultra geniş açı, 64'te telefoto olduğunu belirtelim. 10 megapiksellik bir ön kameramız mevcut. Yine o da görüyorsunuz şu anda ekranda delik şeklinde tasarlanmış. 4800 mAh'lik bir pil var. Tabii ki telefon daha büyük olduğu için malum 6.7 inç çıktık 6.2'den. Pilin de daha büyük tasarlanmış. S21'de 4000'de, S21 Plus'ta 4800 mAh. Bu arada kablosuz şarj, ters şarj gibi veya normal şarj özellikleri aynı. Yani kablolu şarjda 25 watt hızlı şarj özelliği varken kablosuz şarjda bu değer 15'e düşüyor. Ters şarj özelliği de bulunuyor. Bu da 9 watt olduğunu belirtelim. Şimdi bu arada arkadaşlar yine bu üründe de 120 Hz'lik bir ekran yenileme frekansı, yenileme hızı bulunuyor. S21'de söylemiştim. Oyunlarda, film izlerken, şu yaparken, bu yaparken gibi durumlarda bizlere fayda sağlayan bir özellik olduğunu söyleyelim. Kameralarda arkadaşlar 4K 60 fps desteğimiz var. Video tarafında hem önde hem arkada ve tüm kameralarda var bu. S21'de de böyleydi. S21 Plus'ta da yine bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hafıza kartı desteği yok. S21'de olduğu gibi. Bu üründe de hafıza kartı yok ama 128 yeter gibi geliyor bana açıkçası. Yine 5 nanometre teknolojisi sahip Exynos kullanılıyor. 5G desteği var. Wi-Fi 6E desteği var. eSIM desteği var. Ve hem ön hem arka tarafının Gorilla Glass 7 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz arka tarafta S21'de öyle değildi ama bu modelde Plus'ta hem ön hem arka yüzey Gorilla Glass 7 ile korunuyor. 9 farklı renk seçeneğinde olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S21 Ultra modeline. Şimdi bu ailenin amiral gemisi arkadaşlar, anladığınız üzere 6.8 inçlik bir ekranımız var. Her zaman yaptığım gibi birazcık yan yüzden bahsedeyim. Yan tarafta açma kapama tuşumuz mevcut. Ses açma tuşumuz yine yan tarafta bulunuyor arkadaşlar. Diğer yan tarafta ise şöyle çevirelim, hiçbir şey yok. Aynen diğer ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi. Alt kısımda ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi SIM kart bağlantı yuvası, tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışını görüyoruz. Üst kısımda yine hiçbir şey yok. Hatta burada delik de yok arkadaşlar diğer modellerden farklı olarak. Şimdi S21'in en önemli taraflarından bir tanesi arka taraf arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 5 tane kamera yuvası varmış gibi görünüyor ama 5 kamera da değil. Samsung Galaxy S21 Ultra. Onun detaylarını birazdan söyleyeceğim ama şu üst taraftaki kameraya benzeyen çıkıntının veya bölümün açıkçası bunun bir kamera olmadığını, bunun lazer AF yani netlik yapma fonksiyonuna sahip bir donanım olduğunu söylemiş olayım. Yani 4 kamera var. Şimdi Samsung Galaxy S21 Ultra'nın özelliklerine geçelim arkadaşlar. 6.8 inçlik bir ekranımız olduğunu söylemiştik. 3200'e 1440 piksel. Çok yüksek bir çözünürlüklü bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. Samsung Exynos 2100 işlemcimiz var. 12 GB RAM olduğunu belirtelim. Şimdi bu ürünün 16 GB'lık sürümü de var arkadaşlar ama Türkiye'ye gelir mi gelmez mi şu anda net değil. Onu söylemiş olalım. 128 ve 256 GB'lık depolama alanı seçeneklerimiz olacak. Bu ürünün az önce söylediğim bu 16 GB'lık sürümünün 512 GB'lık depolama alanı olacağını belirtelim. Ama o sürüm gelir mi gelmez mi henüz belli değil, onu belirtelim. Android 11 işletim sistemimiz var. Kamera tarafında ise Samsung Galaxy S21 Ultra bu Ultra isminin hakkını veriyor. 108 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir kameramız var. Ona 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ultra geniş açı, 10 megapiksellik telefoto ki 3x optik zoom özelliği var ve 10 megapiksellik de bir periskop kamera ki bunun da sıkı durun 10x'lik bir optik yakınlaştırma özelliği var. Yani 4 kameramız bulunuyor. 40 megapiksellik de bir ana kameramız var. O da yine şöyle görüyorsunuz
üst kısmında konumlandırılmış durumda. Bu arada kameraları tekrar bir göstermem gerekirse. Kameraları görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. En alttaki kamera periskop kamera. Bu kamera ise arkadaşlar telefoto kameramız. Bu da az önce söyledim ben size kamera değil bu arkadaşlar. Lazer AF özelliği olan özel bir algılayıcımız var burada. Yani netliği buradan yapıyoruz. Ana kamera ve diğer ultra geniş açısında burada olduğunu belirtelim. Bu arada yine bu tarafta yani bu kameranın olduğu kısım da alüminyum bir şekilde tasarlanmış. Alüminyum malzemeden üretilmiş. Özellikle yan tarafı bir çıkıntı yapmıyor. Bu tarafta bir çıkıntı var. Evet ama yanlarda bu çıkıntının olmadığını belirtmiş olayım. Yeri gelmişken telefonun 5000 mAh'lik pili olduğunu, bu pili 25 watt kablolu hızlı şarj edebildiğimizi, 15 watt kablosuz olarak şarj edebildiğimizi ve 9 watt'ta ters şarj yapabildiğimizi belirtelim. Yani S21 ailesinde aynı özellikler bulunuyor bu kablosuz ve kablolu şarj tarafında. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız var ama bu arada şunu söyleyelim. Farklı modellerde biliyorsunuz böyle bir sorun vardı. Yani 120 Hz ancak Full HD'de verilebiliyordu. Artık Samsung Galaxy S21 Ultra ile bu sorun ortadan kalkmış. Yani 3200'e 1440 pikselde de 120 Hz verilebiliyor. Ama ailenin diğer modellerinde olduğu gibi bunu otomatik olarak yapıyor. Siz belirleyemiyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Bütün kameralar ön, arka ve işte geniş açı, telefoto vesaire 4K 60 FPS video çekecek. Bunu söylemiş olalım. Hafıza kartı desteğimiz bulunmuyor. 5G desteğimiz var. Wi-Fi 6E desteğimiz var. eSIM desteğimiz var. Hem ön hem arka Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Ve 9 farklı renk seçeneğin olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin Samsung Galaxy S21'in bir kamera menüsüne bir göz atalım. Bir fotoğraftan başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 10x ve 3x optik zoom var dedik. Peki sonuçlar nasıl? Belki bunu merak ediyorsunuz. Önce bir geniş açıdan başlayayım. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arkamızda bir pano var. O panoyu geniş açıyla bu şekilde görebiliyoruz. 1x dediğimiz yani normal açımız bu şekilde. 3x dediğimiz açımızda bu şekilde zoom girdik 3x. Şimdi de 10x girdik arkadaşlar. Bu optik zoom. Karıştırmayalım. Dijital değil arkadaşlar. Optik zoom. Ama ya bana optik yetmiyor. Ben dijital de istiyorum diyorsanız 30x hop geldi burada. Ve 100x de geldi. Bu arada enteresan bir özellik var. Şurada bir kare görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın sarı oluyor bazen bu kare. Bazen de beyaz kalıyor. Şimdi sarı olduğu zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Makine zoom lock dediği bir özellik var. Zoom'u kilitliyor. Siz de çünkü biliyorsunuz 100x'te titremeden tutamazsınız. Titreşimi engelliyor 2 saniye boyunca. Hani bu arabalardaki hill holder gibi yokuşta sizi tutması gibi 2 saniye boyunca kilitliyor ve kilitlediği zaman da siz hemen fotoğrafı çektiğinizde titreşimsiz bir fotoğraf çekmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Güzel bir özellik. Tek çekim diye bir özelliğimiz var. Fotoğraf az önce gösterdik. Video tarafına geçelim. 4K 60 FPS dedik ama bu telefon 8K'da çekiyor arkadaşlar. Bakın 8K 24 FPS video kayıt yapabiliyor. Muhtemelen bunu interpolasyonla yapıyor. Yani doğal verdiği aslında çözünürlük 4K 60 FPS. Bu arada şunu belirtelim. Her 3 modelinde bütün kameraları 4K 60 FPS'yi destekliyor. Şimdi biliyorsunuz genelde ana kamera çeker 4K 60 FPS ama Samsung Galaxy S21 ailesinin tamamında bütün kameralar ultra geniş açısını, telefotosunu, şusunu, busu 4K 60 FPS'ye kadar destekliyor. Hatta bir bakalım ya. Şuradan bir bakalım. 4K 60 FPS dedik. Mesela zoom giriyoruz şu anda. 2x dedik. 1x dedik. 4x dedik. Hala 4K 60 FPS'yi görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da evet, şu anda da göstermiş olduk size. Öte yandan bazı enteresan, ilginç, farklı olarak tanımlayabileceğimiz modlar da var. Burada görüyorsunuz yönetmen görünümü var. Biliyorsunuz farklı markalarda da var. Samsung'da da vardı bu özellik. Farklı kameraları aynı ekranda kayıt yapabiliyor. Yani ekranı ikiye bölüyorsunuz. İstiyorsanız bunun şeklini de ayarlayabiliyorsunuz. Kendinizi böyle kenara köşeye falan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir ayar yaparak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir mesela ana kamerayı istediğiniz gibi ultra geniş açıdan veya teleye çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bir ön kamera beni çekerken arka kamerada arka tarafı çekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Güzel de bir özellik bu. Onu da belirteyim. Ön tarafa geçelim. Ön tarafa geçtik. Biliyorsunuz Samsung'un bu modellerinde olan bir özellik vardı. Geniş açı özelliğimiz vardı. Görüyorsunuz şu anda geniş açımız. Evet elinizi... Şimdi kameramanımız yapıyor. Evet, elinizi açtığınız zaman fotoğraf çekiyor. Bu şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Öte yandan ön kameramız 4K
Bu arada ön kameramızda 4K 60 fps fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda bu ultra'ya özel bir özellik bu. 40 megapiksel de fotoğraf çekebiliyor arkadaşlar. Çekelim bakalım bir 40 megapiksel fotoğraf. Şu anda 40 megapiksel fotoğrafı çekmiş olduk arkadaşlar. Video tarafında da yine UHD dediğimiz 4K 60 fps video kayıt özelliğinde bulunduğunu belirtmiş olalım. İşte kamera tarafında özellikle ultra modelinin en önemli farklılıklarından bir tanesi bu kamerası. 120 Hz'in yüksek çözünürlükte desteklenmesi ve aynı zamanda da daha büyük bir ekranın olması arkadaşlar. Şimdi Samsung Galaxy S21 Ultra ile ilgili önemli bir detay daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz Note serisi kalemli geliyordu. S21 modellerinde ise kalem olayı yoktu. Ama Samsung Galaxy S21 Ultra ile şöyle bir olay yapmış. Şimdi özel bu haricen satılıyor bu arada. Kutudan çıkmıyor. Böyle bir olayımız var. Şimdi bu olay nedir arkadaşlar? Bir kılıf var. Bu kılıfın yan tarafına kalemimizi koyuyoruz ve Samsung Galaxy S21 Ultra'yı bu kalemle de kullanabiliyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Bakalım nasıl kullanacağız. Şöyle mesela. Ve diğer modellerde kullanılmıyor arkadaşlar. Ne yazık ki bu kalem sadece S21 Ultra için geçerli olduğunu belirtmiş olalım. Bu şekilde böyle kalemimizi de çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Uzaktan da çalışıyor bu arada. Güzelmiş. Dokunmadan da çalışabildiğini söyleyelim arkadaşlar. İşte bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kılıfın farklı farklı varyasyonları da var. Söyledim ki bu kutudan çıkmıyor. Kılıfın böyle hani şu şekilde olan versiyonu olduğu gibi böyle sadece kılıf gibi olan versiyonu da var. Bu şekilde kalemimizi kenara koyuyoruz. İçine de telefonumuzu koyup şu şekilde kullanabiliyoruz. Tabii telefonu biraz kabalaştırıyor onu söyleyeyim. Kalınlaştırıyor haliyle ve doğal olarak ama eğer kalemle de kullanmak isterseniz, S21 Ultra'm var benim, ben bunu kalemle de kullanmak istiyorum diyorsanız böyle bir aksesuar seçeneğinin olduğunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S21 ailesinin özelliklerine göz attık. Bu bir inceleme değildi, onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü henüz ürünleri daha yeni gördük. Çok ön bir inceleme yapmış olduk. Ama detaylı bir inceleme gelecek. Samsung Türkiye bize bu telefonları yollayacak. Ve o telefonlar geldiği zaman detaylı bir inceleme de yapacağız. Bu arada bir haber daha vermek istiyorum. Belki bundan bazıları hoşuna gitmeyecek. Bazılarının da hoşuna gidecek arkadaşlar. Samsung'un S21 ailesiyle beraber arkadaşlar kutudan kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Yani aynen Apple'da olduğu gibi kulaklık ve şarj adaptörünü kutusundan çıkmayacak. Sadece ve sadece şarj kablosu çıkacak. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Söylediğim gibi bu bazıların hoşuna gitmeyecektir. Bazılarının belki de iyi oldu zaten bende vardı diyor olabilirsiniz. Ama Samsung Galaxy S21 modeliyle beraber artık Samsung da kutu içeriklerini azaltıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Samsung Galaxy S21 ailesiyle ilgili merak ettikleriniz varsa belki de bizim anlatmayı unuttuğumuz özellikler de olabilir. Bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.